Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında yine beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm yakin ve tevekkül. Sıradaki hadisimiz 75 no'lu hadis. An İbni Abbas'ın İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma. Allah her ikisinden razı olsun. Enne Resulallahı sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kâne yekûlu, derdi ki, İbn Abbas anlatıyor, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini, hatta bunu yer yer tekrar ettiğini, yani bir kerecik değil, zaman zaman böyle söylediğini bize aktarıyor. Dermiş ki Allah'ın Resulü, Allahümme, ey Allah'ım, leke eslemtu, ben sana teslim oldum. Ve bike amentu, ve ben sana iman ettim. Ey göklerin, yerin, yegane, tek bir ilahı, Allah Azze ve Celle'ye sesleniyor. Kendisinden gayrı herhangi bir ilah olmayan, bunu akledip hayatta değerlendirdiğimizde imana adım atmış oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın alemi, bütün varlıkları yaratan kudretine, azametine sığınma arzumuz, Cenab-ı Hakk'ı tanımamızın hemen peşi sıra içimizde oluşan doğal bir sonuçtur. Kendisinden ayrı bütün kulların biz gibi kullar olduğunu, onların gaybı bilmediğini, onların dualara yetişmediğini, onların çaresizlerin, perişan kimselerin herhangi bir derdine çare olamayacaklarını, ellerinde ne tür vesileler olsa dahi sihir gibi ve benzeri şeytani araçlardan hiçbirinin Cenab-ı Hakk'ın kudretinin dışında olmadığını bilen bir kimse, bu yakin hali, ki İmam Nevevi bu bölümde her hadise bizim yakin gözlüğüyle bakmamızı istedi. Çünkü bu hadisleri bu bölüme koyduğuna göre İmam Nevevi bu rivayetlerden kişinin yakînine dair düzeyi hem bilgi açısından hem yaşanmışlıklar açısından sonuç itibariyle Resulullah'ın rivayetlerinden önümüze koymak istiyor. Şimdi Allah'ın Resulü'nün Cenab-ı Hakk'a olan niyazında, duasında yakînı görüyoruz. Bu başta teslimiyetle ve imanla yaşanan bir şey. Kul Cenab-ı Hak'tan gayrı bir ilah olmadığını, ondan gayrı bir kudret olmadığını, kuvvetin tamamıyla onun elinde olduğunu, la havle ve la kuvvete illa billah, bunu gördüğü zaman Allah'a yanaşır, Cenab-ı Hakk'a sığınır, ümidini, korkusunu Cenab-ı Hakk'a yaslar. İşte bu teslimiyetin ta kendisidir. Biyedikel hayır. Ya Rabbi, hayır senin elinde. Ben sana teslim oldum. Sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu. Ve sana tevekkül ettim. Dolayısıyla artık hayatın içerisine taşımışız demektir. Sadece dildeki bir iddiadan, bir iman iddiasından ibaret değil. Bunu teslimiyetimizle, tevekkülümüzle artık yaşıyoruz demektir. Artık evimizde, iş yerimizde, gün içerisinde bulunduğumuz intikal araçlarında, taşıma araçlarında bize eşlik eden bir şeydir bu artık. Cenab-ı Hakk'ın hayatı yaşattığı bilinciyle ilerliyoruz. Tevekkül zihnimizdeki her düşüncenin içerisine sızar. Artık ele aldığımız her konunun merkezinde Allah Azze ve Celle vardır. O konuyu niçin yaşıyoruz, neden yaşıyoruz, nasıl sonuçlanacak, hepsini Cenab-ı Hak üzerinden düşünüyoruz demektir. Yani Allah Azze ve Celle bunu niye karşıma çıkardı,
ne yapmam gerek, atmam gereken adım ne acaba? Yani atmam gereken hangi adım Cenab-ı Hakk'ın uygun gördüğü, bu konuyu karşıma çıkarırken yapmamı benden beklediği. Bunların hepsi imanın artık kişinin karar mekanizmalarına yansıdığı ve onu bir Müslümana, mütevekkil bir Müslümana dönüştürdüğü bir sonuçtur. Allah Azze ve Celle hepimize imanı bilfiil hayatın içerisinde adım adım tevekkülle yaşamayı nasip etsin. Ama bunu besleyen yakin, bu yakin dediğimiz bilinç olmazsa gelişmelerin rastlantısal insanların etkileşimiyle ortaya çıktığını sanan bir kimsenin Cenab-ı Hakk'a sığınması, başvurması zayıf olur. Bu konuda hiç Cenab-ı Hakk'a dua ettin mi? Bu kadar senin canını yakmış, bu konu bu kadar seni düşündürmüş. Cenab-ı Hak'tan bu konuyla ilgili bir beklentide bulundun mu? Ona dua ettin mi diye sorduğunuzda, yok henüz o aşamaya gelmedim diyen bir kimse, aradan geçen haftalar, aylar boyunca başvurmadığı yer kalmamış ama bunun Allah Azze ve Celle katında bir sonuca ulaşması için çabalarının yanı sıra hep Cenab-ı Hakk'a dua ederek bunların hepsinin esbaptan ibaret olduğunu, verecekse asıl Allah Azze ve Celle'nin vereceğini bilmemiş bir kimse esbabın içerisinde, sebeplerin içerisinde boğulmuş demektir. Dolayısıyla bu kimse imanını hayatta tam da lazım olduğu yerde kullanmıyor, tam da onun işine yarayacağı, Cenab-ı Hak ile irtibatının hayatın içerisinde ona sonuç sağlayacağı yerde kullanmıyor demektir. Allahümme leke eslemtu, Allah'ım sana teslim oldum. Ve bike amentu, ve ben sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu, ve ben sana tevekkül ettim ya Rabbi. Ve ileyke enebtu, ve ya Rabbi ben yüzümü sana döndüm. Bunların hepsi bir bütün. İnabe olmazsa da demin bahsettiğimiz şeyleri yaşamakta, hatta belki bir süre yaşamışsak bile bu kez sürdürmek zorlaşabilir. İnabe neden gerekli? İnabe kişinin amaçlarını, yönelimini, gayesini, geleceğini ifade ediyor. Ne uğruna yaşıyor hayatı, beklentilerine, asıl gayesine. Eğer asıl gayesi hayatın kendisi olan, dünyanın kendisi olan bir kimsenin tevekkülü de doğru düzgün becermesi, imanını teslimiyetle bir hakkın yaşaması zorlaşabilir. Hatta bir süre sonra imkansız hale gelebilir. Çünkü araçlar amaçlara uygun olarak seçilir. Cenab-ı Hakk'ın ahiret amacına uygun olarak yarattığı araçları, iman gibi, teslimiyet gibi, tevekkül gibi, bunları kullanarak Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği sonuca ulaşılır. Yok ben dünyanın sonucuna bunlarla varacağım derken, ahiretin araçlarını dünya amacı için kullanacağını zannetmek bir kimseyi gülünç duruma düşürebilir. Dünya elde etmek için, dünyayı gaye edinmek için Allah Azze ve Celle'den yardım alacağını sanmak, kişinin Cenab-ı Hakk'a zaman zaman yer yer çaresizlik üzere başvurduğu bir duruma düşürür. Halbuki gerçek tevekkül sahibi olan kimseler, hayatı gelip geçici bir süreç olarak yaşayan, yüzünü Cenab-ı Hakk'a dönmüş, yönelimi Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği sonsuz geleceğe odaklanmış olan kimselerde karşılığını bulur. Dolayısıyla ve ileyke enebtu, ben her şeyden kopup sana geldim ya Rabbi. İnabe, her şeyden kopup Cenab-ı Hakk'a yönelmek, onun vaadine tutunmak demektir. Hiçbir şeyi dünyadaki sonsuz bir arzuyla ve beklentiyle gaye edinmemek, bunların hepsinden daha baştan vazgeçmek, gözden düşürmek, bunları elde etse de, yaşasa da, iç içe bulunsa da bunlar onun gayesi, amacı değil. Bazıları amaç edinmediğimiz zaman artık elde etmiyoruz gibi zannediyor. Hayır, dünyadan pek çok şeye sahip olabiliyor müminler, az yahut bazıları çok fazla. Sahabe içerisinde de var böyleleri ama onlar bunu amaç edinmemişler.
Dolayısıyla Allah yolunda kolayca infak da edebiliyorlar. İçlerinde, kalplerinde gerçek beklentiyi ve nihai amacı yokladığınızda Allah Azze ve Celle'nin vaadine tutunmuş görüyorsunuz onları. O bakımdan inabe dünyadan ancak her şeyden el etek çekerek olur anlamında bir ifade değil. İnabe kişinin gönlünü, amaçlarını, gayelerini dünyadan çekmesi demektir. Gayesi olmadığı halde, amacı olmadığı halde dünyadan birer araç olarak pek çok şeye sahip olabilir. Bunlar içerisinde mal, mülk gibi, diğer dünyevi imkanlar gibi. Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği ölçüde bunlara sahip olur ve bilir ki bir o kadar da bunların ölçüsüne uygun olarak sorumluluğu olacaktır. Dolayısıyla bu süreç dünyada olup bitecek bir süreç olarak onun zihnindeki çerçevesine oturur. Amaç ne peki dediğimizde amacı ufku, geleceği Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği sonsuza uzanır. İşte inabe kişinin kalbindeki gelecek beklentisinin oluştuğu yerdir. Bunu Allah'a iman edenler sonsuz bir beklentiyle Cenab-ı Hakk'ın cennetine doğru yarışarak, rekabet ederek hatta yol alırlar. Diğerleri ise ufka hiç gözünü kaldırıp bakmaz, kısa farlarını yakmış, ayağının dibinde ve kendi etrafındaki basit gelişmeler ile boğulmuş durumdadır. Canını verdiğinde de etrafındaki her şey ile olan irtibatı kesilir. Geleceğe ve sonsuz beklentiye dair hiçbir nasibi olmaz. Dolayısıyla inabe dediğimiz bilince açılan yani yakine kavuşan kimsenin hayatın Allah Azze ve Celle'nin kudreti olarak yaratıldığı ve yaşatıldığı bilinciyle Cenab-ı Hakk'a iman edip teslim olup tevekkül eden ve onun vaadine yönelen kimsenin ruh halidir. Onun kalbindeki gelecek beklentisi ve gelecek arzusudur. Bu eşlik ederse tevekkül sürdürülebilir olur. Eğer inabe olmazsa, kişinin amacı dünyaya kayarsa, bu kez bir süre sonra tevekkülü azalır ve bir zaman sonra onun İslam'ı da, imanı da bundan zarar görür. Şayet dünyaya dair beklentileri mutlak bir amaca dönüşürse, artık ahiretten daha sevimli bir hal almaya başlar ve tercihlerinde etkili olmaya başlarsa, bu onu maazallah ta küfre kadar götürebilir. Çünkü Cenab-ı Hak kafirleri tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, daha sevimli bularak tercih eden kimselerdir. Düğümle karşılaştığı her yerde karar alırken ahireti gözden çıkarıp dünyayı önceliyor. Böyle olunca harama yöneliyor, helaldan vazgeçiyor. Cenab-ı Hakk'ın olmaz dediklerini göze alabiliyor. Ne uğruna? Elde etmek istediği dünyalık şeyler uğruna. Bunu alışkanlık haline getiren, çoğaltan, hayatında bunu yaygın olarak yaşayan kimselerin durumu ciddi bir tehlike arz eder. Halbuki inabe sahibi olsaydı, beklentisi Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği cennetler olarak oluşsaydı, bu kez onun peşini kovalayacak, her düğümde dünyalık mı ahiret mi diye helal ve haramın kesiştiği yerde, yoksa envai çeşit türleri içerisinde dünyanın pek çok şeyine insanlar sahip olabiliyorlar. Ama helal ve haram çakışmasının gerçekleştiği, makasın oluştuğu yerde, hayır helalde kalayım, Cenab-ı Hakk'ın olmaz dediğine el uzatmayayım dediği zaman ve yerde inabesi olursa, ben böyle yaparak Cenab-ı Hakk'ın bana vaat ettiği o sonsuz geleceği ümit ediyorum düşüncesiyle bunu pekiştirir ve yaşamayı sürdürebilir. O bakımdan tevekkül ve ileyke enabtu, inabe buna eşlik eder. Bunun hayatı boyunca kişinin motivasyonu olarak kalmasını sağlar. Ve bika hasamtu, dikkat edin, ne zaman inabemiz kaybolur, dünyaya dair bir şeylere heyecan durmaya başlarsak, Cenab-ı Hakk'a dair tevekkülümüzde, imanımızda, teslimiyetimizde yaralar, sıkıntılar oluşmaya başlar. Bu heyecan daha büyürse adeta içine çeken bir vakum gibi
yahut bir girdap gibi daha fazla heyecan duymamız, dünyaya dair daha çok beklentiyi göze almamız artık önümüze yavaş yavaş harama dair sorunlar çıkarmaya başlar. Eğer o haramları da duyduğumuz o heyecan eşliğinde göze alırsak, olur bu kadar haram, çok büyük şeyler kazanacağız ama diye yol alırsak, bu bizi Allah Azze ve Celle ile barışık durumdan artık küs duruma, çatışık duruma, zorlu ve sıkıntılı ve uzak, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden gitgide uzak bir duruma götürür. Dolayısıyla imanımızı yakin üzere hayatımızın içerisinde tevekkülle yaşayarak, gelecek beklentimizi Allah'a yönelerek, yani inabeyle Cenab-ı Hakk'ın vaadine efendim sarılarak yaşarsak, bunların hepsi bir bütün. Bu bedeni, bu dünya hayatında doğru dürüst yönetebilmenin bir yolunu başarabiliriz. Ama araçları gözden çıkarırsak, amaçlardan da vazgeçersek, dünyada sadece bir o duvara, bir öteki duvara savrula savrula, çarpa çarpa hayatımızı ve en önemlisi geleceğimizi heder ederiz. Duasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamında وَبِكَ خَاسَمْتُ demiş. Ya Rabbi, senin için, senin uğrunda muhasama ederim. Yani birileriyle mücadele edeceksem, ki hayatta mücadele seçeneği bu yatayda, kendi aramızdaki ilişkide illaki önümüze çıkar. Kötüler karşımıza dikilir. Hayır, iyi kalamazsın diye yahut iyi olamazsın diye. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا Şu gördün mü? Sakındıranı. عَبْدًا اِذَا صَلَّى Namaz kılmaya kalktığında bir kulu, dedi Cenab-ı Hak. Adam namaz kılacak. Cenab-ı Hakk'a kulluğunu yaşayacak. Kalkmış onu nehyediyor. Olmaz diyor. Peki ne yapmalı o namaz kılmak isteyen kimse? Kendi iradesine yönelen bu baskıyı kabul etmeli mi? Boyun mu eğmeli? Tabii ki direnmeli, karşı durmalı, mücadele etmeli. Dolayısıyla Allah'ın Resulü diyor ki, ben yaşadığım muhasameleri, bu mücadeleleri senin adına yaşadım. Ne güzel, dedi Allah'ın elçisinin eşi, annemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha. Kendisiyle ilgili sıkıntılarda insanları bağışlar, umursamazdı, müsamaha gösterirdi. Kendisinden ötürü bir mücadelenin içerisine girmezdi. Ama Allah Azze ve Celle adına olunca Allah'ın Resulünü şedid görürdünüz. Ödün vermezdi, son derece katı davranırdı. Madem ki Cenab-ı Hakk'ın hukukunu, onun bir emrini yahut onun bir yasağını yahut onun bir hükmünü hayatta savunmak, müdafaa etmek, yaşamak söz konusudur, buna yönelen hiçbir eli, hiçbir müdahaleyi toleransla karşılamazdı, müsamaha etmezdi. Dolayısıyla Resulullah bunu Cenab-ı Hakk'a duasında ifade etmiş. Ya Rabbi, ben birileriyle muhasama ettimse senin için muhasama ettim. Kendim için muhasama etmedim. Kendim için birileriyle didişmedim, birileriyle mücadele etmedim. Hayatta bunu, buna değer görmedim. Ama senin adına muhasamada bulundum, amansız davrandım, gözü pek oldum, mücadele ettim, konuşmaksa konuşmak, sözle ise sözle, yeri geldi karşı taraf fiziki müdahaleyi, şiddeti, savaşı, kıtalı dayattı. Onların hepsini de Allah Azze ve Celle adına yaşamayı göze aldım. وَبِكَ خَاسَمْتُ Dolayısıyla hayatta Cenab-ı Hakk'ın bizi sınadığı süreçlerden birisi de budur. Hakkı sahiplenmek, yaşamak yetmez, savunmak da gerek. Çünkü hayatta kötüler de varlar. Ve onlar iyiliğe tahammülsüzler. Bu batılın genel karakteridir. Hakka karşı tahammülsüzlük üzeredir. Gücünü toplarsa, gözüne kestirirse müdahale eder. Her türlü müdahale eder. Sözlü müdahale eder. Elle müdahale eder, fiziki müdahale eder, gasp eder. Hiçbir hak tanımaz. Batılın karakteridir bu. اِنْ يَثْقَفُوكُمْ لَا يَرْقُبُوا ف۪يكُمْ اِلَّنْ وَلَا ذِمَّةً dedi Cenab-ı Hak. Yeter ki ele geçirsinler. Güçleri yetsin,
sizde hiçbir hukuk tanımazlar. Batılın karakteri budur. O bakımdan hakkın taraftarlığı, hakkı savunabilme iradesiyle birlikte doğmuştur ve birlikte yaşar. Bunu göze almayanların hakkı yaşamak, hakka taraftar olmak gibi bir ümitleri de, iradeleri de kalmayabilir. Çünkü bir yerden sonra bazı korkular, malımı kaybederim endişesi, mevkiimi kaybederim endişesi, çevremi, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybederim endişesi haktan vazgeçmesine yol açar. Mücadele, direnme, bir şeyleri kaybetme iyi göze alamıyorsa o zaman yarı yolda kalır. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inabeyi de zikretti, peşi sıra muhasamayı da zikretti. Ya Rabbi, sadece sana yönelmedim, bu yönelişimde ve yol alışımda önüme çıkan engelleri de tek tek aştım demektir. وَبِكَ خَاسَمْتُ Senin namına mücadele ettim. اللّٰهُمَّ اَعُوذُ بِعِزَّتِكَ Bu hem bir ifade beyanı, niyet beyanı, yaşanmışlıkların Allah Azze ve Celle'ye arzı, kabul niyazı ve Cenab-ı Hakk'ın bu süreçte kendisini destekleyip bunu kabul buyurması, muhafaza etmesi adına Cenab-ı Hak'la muazzam bir iletişim dili. Resulullah bunu açıktan yapmış ki bizim muallimimiz o. Öğretsin bize Cenab-ı Hak'la nasıl iletişim kurulur. Cenab-ı Hakk'a kişi niyetini, yaşadıklarını, hayata bakış açısını, geleceğe dair ümidini nasıl dile getirir ve Allah Azze ve Celle'den nasıl bunlara dair destek umar, sürdürebilmek için kendisini kendi içinde tekrardan düzene koyar. Bunları ifade etmek, yaşamak demek aynı zamanda. Allahümme, Allah'ın Resulü sonra demiş ki, اَعُوذُ بِعِزَّتِكَ Ya Rabbi, senin izzetine sığınıyorum. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتْ Niye Cenab-ı Hakk'ın izzetine sığınıyor? Çünkü Allah'ın izzetinden gayrı hiç kimsenin bir izzeti yok. Sırtını Cenab-ı Hakk'a verdiği için Allah'ın izzetinin gölgesinde bütün o izzetsiz bulunan her şeyle mücadele ettiği, onlara hiçbir izzet tanımadığı, bildi ki innel izzete lillahi cemi'a, izzet ancak Allah'ın zatınındır, Allah Azze ve Celle'nindir. Akleden kimseler doğru tarafta yer alırlar. Şeytanın tarafında kalmak ancak akletmeyen kimselerin basit arzularıyla girdikleri yanlış bir tercihtir ve akıbeti çok kötü olur. Çünkü şeytanın vaat ettiği hiçbir şey yoktur. Şeytan işin aslında hiçbir şeye malik de değildir. Kendisi de Allah Azze ve Celle'nin bir kulun olmaktan öteye herhangi bir etkisi ve yetkisi yoktur. Dolayısıyla hakkın karşısında taraftar olmuş olanlar, orada yer almış olanlar aslında herhangi bir izzete sahip değillerdir. Herhangi bir varlıklarının da anlamı, değeri yoktur. Cenab-ı Hakk'ın izzeti, alemleri yaratan Allah Azze ve Celle bütünüyle bu izzetin sahibidir. Karşı duranı olmayan azizdir o. Dolayısıyla onun adına muhasama da bulunmak, onun adına mücadelede bulunmanın her bir anı, küçük büyük hepsi çok değerlidir. Ya Rabbi, ben senin izzetine sığındım. Düşmanlarla, sana karşı savaş açmış bulunanlarla böyle mücadele ettim. La ilahe illa ent. Senden gayrı bir ilah yok. La ilahe illa ente. En tudilleni. Ey kendisinden ayrı bir ilah bulunmayan izzetin sahibi Allah Azze ve Celle. Rabbim, beni sakın saptırma. En tudilleni. Beni haktan, doğrudan, şu anlattığım ve senin emrettiğin istikametten sakın ayırma. Cenab-ı Hakk'a dalaletten Allah Azze ve Celle'ye sığınmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği önemli bir şey. Geleceğimizden korkmak, endişe etmek. Akıbetimizi garanti görmemek. Kişinin kendi geleceğinden bizatihi kendisinin endişe duyması. Bundan ötürü Cenab-ı Hakk'a sığınması.
Ya Rabbi beni istikamet üzere muhafaza et diye Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunması. Aramızdaki Allah'tan en çok korkan ve sakınan Resulullah'ın bize öğrettiği numune bir davranış. Ya Rabbi beni yoldan çıkarma. La ilahe illa ente entudillani. Ya Rabbi senden gayrı bir ilah yok. Sana sığınıyorum. Ne olur beni dalalete sevk etme. Kulun istikamet üzere kalabilmeyi Cenab-ı Hak üzerinden bellemesi, kavraması. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Allah hidayet etmeyecek olsaydı, biz hidayet olamazdık diye bilmesi, hidayetin Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle, inayetiyle olduğunu bilmesi ve bunu ancak Allah Azze ve Celle adalet sahibi kimselere, hakikat sahibi kimselere, ihlas sahibi kimselere yani gördüğü gerçekleri olduğu gibi ikrar eden, dile getiren, gözünü açmış, kulağını açmış, bilgiden kaçmayan, doğruyu anlama, ifade etme, kalbinde hasıl olan neticeyi dilinde ikrar etme. Bunlar böyle kimselere Cenab-ı Hakk'ın hidayeti nasip ettiği ama yanlış yapanlara, Cenab-ı Hakk'ın verdiği imkanları kötü kullananlara adım adım Cenab-ı Hakk'ın onların hidayetini kararttığını biliyoruz. Dolayısıyla biz Allah Azze ve Celle'den hidayetimizi diliyoruz. Bizi istikamet üzere tutmasını diliyoruz. Bunu bir yandan duamızda yaparken bir yandan da Cenab-ı Hakk'ın onlara hidayet etmem, onları dalalete sevk ederim dediği türden davranışlardan sakınıyoruz. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalim bir kavme hidayet etmez. Zulümden kaçınıyoruz. Adaletli davranışlara yöneliyoruz. Adil olmaya çalışıyoruz. Bu fiilen istikamet üzere kalma çabamızın bir parçası. Buna duamız da eşlik ediyor. Entel hayyul lezî lâ temût. Ya Rabbi sen o yegane dirisin. Sen ölmezsin. Ölüm senin için söz konusu değil. Mutlak diri olan Allah Azze ve Celle. Ölmez diri olan Allah Azze ve Celle. Yarattığı tüm biz varlıklar, Allah Azze ve Celle bizleri O yarattı. O ya hayatın sahibi ve yaratıcısı. Allahu la ilahe illa huvel hay, o hay olan, mutlak diri, el kayyum, hayatı ayakta tutan her şeyle, hayatı ayakta tutan Allah Azze ve Celle. Onu uyku almaz, onu herhangi bir uyku çeşidi sarmaz. La ta'khuzuhu sinatun ve la nevm. Cenab-ı Hakk'ı böyle överek ona seslenmiş. اَنْتَ الْحَيُّ الَّذ۪ي لَا تَمُوتُ Sen o yegane mutlak dirisin, ölmez diri. وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوتُونَ Halbuki cinlerde, biz insanlarda ölümlü varlıklarız, ölüyoruz. İçinde bulunduğumuz hayattan da ölerek çıkacağız. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye sığınmak, kullara sığınmaktan, ister cinlere sığınanlar, böyleleri de var. كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ Cenab-ı Hak insanlardan bazı kimselerin cinlerden bazı kimselere sığındıklarından söz etti. Yani oradan bir sonuç arıyor, oradan eman arıyor, oradan bir güven hangi sıkıntı yaşıyorsa oradan o güveni sağlamaya çalışıyor. Ve onlarla irtibatlı bulunan kimseler üzerinden sonuç elde etmek istiyor. Yahut bazı kimselerin gücüne, kudretine sığınıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin hayatın sahibi, ancak sonucu yaratanın da o olduğu bilinciyle kul, Cenab-ı Hakk'a tevekkül eder. Ona sığınır. Hiçbir zaman gelecek beklentimizi, ne bu dünyada ne de ahirette, başka insanlar üzerinden yaşamaya kalkışmayalım. Onları kaybettiğimizde Cenab-ı Hak bize, kendisinden gayrı bir dayanak olmadığını öğretir. Hepimiz bu süreçteyiz ve bugüne kadar pek çok bu anlamda dayanaklar edindik. Cenab-ı Hak hepsini elimizden tek tek aldı. Bize kendisinden gayrı bir dayanak olmadığını öğrettiği bir yolda ilerliyoruz. Bu okuduğumuz rivayet muttefakun aleyh bir rivayet. Yani İmam Buhari de sahihini almış, İmam Müslim de bu rivayeti sahihine almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri,
Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetleri programında buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.